Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Özel Güvenlik 92. dönem örnek sınav çalışma sorularıyla karşı karşıyayız arkadaşlar. 30 adet full açıklamalı soru çözeceğiz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Bundan böyle artık arkadaşlar Instagram'dayız. %100 sizlere çıkacak soruları Instagram'da Nedim Şeker Akademi takip ederek, YouTube kanalımıza da abone olarak sınavı geçebilirsiniz. Çıkmış özel güvenlik sorularını çözerek sınavınızı kazanabilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum ve sorularımıza başlıyoruz. Birinci sorumuz hayat kurtarma zinciri halkalarıyla ilgili çıkan bir soru. Öncelikle hayat kurtarma zinciri halkalarından bahsedelim. Hayat kurtarma zinciri 4 halkadan oluşur. Son 2 halka ileri yaşam desteğine aittir. Sağlık personeli yapar. Birinci ve ikinci halka ise ilk yardımcı yapar arkadaşlar. Birinci halkamız sağlık kuruluşuna haber vermek. İkinci halka olay yerinde temel yaşam desteğini uygulamak. Üçüncü halka ambulans ekibinin gelmesi. Dördüncü halka hastane acil servisinde yapılan müdahaledir. Sınav sorusu sizlere de mutlaka çıkar. Hayat kurtarma zinciri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır gelmiş. A. Tüm halkalar ilk yardımcının görevidir. B. İlk halka 112 haber verilmesidir. C. İkinci halka olay yerinde yapılan temel yaşam desteğidir. D. Üçüncü halka 112 ambulans ekiplerince yapılan müdahalelerdir. Ve dördüncü halka hastane acil servisinde yapılan müdahaledir. Şimdi arkadaşlar burada sorulan soru hayat kurtarma zinciri halkalarıyla ilgili hangisi yanlıştır sorulan soru. Açıklamada da belirttik. Tüm halkalar ilk yardımcının görevi değildir. Birinci ve ikinci halka ilk yardımcının görevidir. Üçüncü, dördüncü halka sağlık personelinin görevidir. Yani cevabımız burada Adana seçeneği. İkinci sorumuza bakalım. Ülke içinde genel emniyet ve asayiş işlerinden birinci derecede kim sorumludur? A. Emniyet Genel Müdürü, B. İçişleri Bakanı, C. Vali, D. Savunma Bakanı, E. Başbakan. Evet, ülke içinde genel emniyet asayiş işlerinden birinci derecede İçişleri Bakanı sorumludur. Bursa seçeneği doğru cevap. Üçüncü sorumuza geçmeden hemen devriyenin görevlerinden bahsedeyim. Devriyenin görevlerinde birinci görev önleyici görevlerdir. Görevli olduğu mıntıka içerisinde çok dikkatli olmalıdır ve muhtemel olayların çıkmasına engel olmalıdır. Park edilen araçlar üzerinde sıkı kontroller yapılmalı, bölgesini çok iyi tanımalıdır önleyici görevlerde. İkinci, koruyucu görevler. Görev alanında meydana gelen olaylarda genel kolluk kuvvetlerine ve ilgili birimlere bilgi vererek gerekli önlemleri almalıdır. Üçüncü olarak yardım görevleri. Görev alanında bir olay meydana geldiğinde yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeli ve ilk yardım konusunda bilgili olmalıdır. Dördüncü, adli görevler. Görev alanı içerisinde bir olay meydana geldiğinde suça el koyar, şüphelileri kontrol eder ve genel kolluk kuvvetlerine bilgi vererek yardımcı olur devriyenin görevleri. Sınavda %100 size de gelir arkadaşlar. Tekrar etmeniz menfaatinizedir. Hemen sorularımıza bakalım. Bakın farklı farklı iki tane soru aldım. Sorumluluk bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için tedbir almak ve bu bölgeleri denetlemek devriyenin hangi görevine girer? Koruyucu, adli, idari, yardım, önleyici. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, tedbir almak tabii ki nedir arkadaşlar? Koruyucu göreve giriyor. Evet, üçüncü sorumuzun
Bakın birinci sorusu yani koruyucu A seçeneğidir. Diğer soruya bakalım. Bakın o da yine adli görevlerle ilgili bir soru. Üniversitede öğrenci yurdunda görevli özel güvenlik görevlisi Kemal, tornavida ile yaralama olayına karışan Eren isimli öğrenciyi yakalamış ve olayda kullanılan tornavidayı emanet altına almıştır. Bu olaydaki özel güvenlik görevlisi Kemal hangi görevini yerine getirmiştir? A. Adli görev, B. Önleyici görev, C. Özel kolluk görevi, D. İdari görev, E. Koruma görevi. Tabii ki arkadaşlar burada görev alan içerisinde bir olay meydana geldiğinde suça el koyar değil mi? Adli göreve giriyor, Adana seçeneğidir. Dördüncü sorumuz yine iki farklı soru arkadaşlar. Bakın şahsın değişmeyen, benzemeyen ve tasnif edilebilen özelliklerinden faydalanılarak olay mağduru veya tanıkları ile yapılan mülakatta şüpheli profilinin belirlenmesi işlemine ne denir? A. Eşkal, B. Parmak izi, C. Kimlik, D. Olay, D. Delil tespiti. Evet. Burada dikkat edersek arkadaşlar şahsın değişmeyen ve tasnif edilebilen özelliklerinden bahsediyor değil mi? Şüpheli profili neyle? Eşkal tespitiyle olur değil mi? Evet burada Adana seçeneği birinci cevabımız. Diğer dördün B'sini okuyalım. Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin özelliklerin bütününe ne denir? Kişiyi nasıl ayırt ederiz? Kimlikle, tanımlamayla, eşkalle, farklılıkla, fiziki özellikle. Değil mi? Kişiyi ancak eşkalıyla ne yapabiliriz? Diğerlerinden ayırt edebiliriz. Değil mi? İri yarı, sarı, saçları sarı veya beyaz, geniş omuzlu vesaire. Bu şekilde eşkal tespit ederek de kişiyi tanıyabiliriz. Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. Hemen 5'e bakalım. 5. soru özel güvenliğin yetkilerinden gelmiş arkadaşlar. Özel güvenliğin yetkilerinde mutlaka her sınavda 1-2 tane soru geliyor. Buraya çok çok dikkat edelim. Kimlik sorma yetkisi, arama yetkisi, emaneti alma ve el koyma yetkisi, İş yeri ve konuta girme yetkisi, yakalama yetkisi, zor kullanma yetkisi, silah bulundurma ve taşıma yetkisi, suça el koyma ve delilleri muhafaza etme yetkisi nedir? Özel güvenliğin yetkileri arasındadır. Soruya bakalım aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir? A. Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama, B. Yakalama, C. Gözaltına alma, D. Emanete alma, E. Zor kullanma. Evet arkadaşlar bu soru sık sık sınavlarda gelen bir soru. Özel güvenlik görevlilerinin gözaltına alma yetkisi yoktur. Bilginiz olsun. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 6. sorumuz söndürücü maddelerle ilgili gelmiş. Mutlaka size de çıkacak. %100 çıkacak sorulardan birisi arkadaşlar. Söndürücü maddelerin başında ne gelir? Su. Su ateşi söndüren maddeler arasında en önemli sudur. Su özellikle A tipi yangınlar için katı mükemmel bir söndürücüdür. Kum yanıcı maddelerin oksijenle ilişkisini keserek söndürülmesinde kullanılıyor. Karbondioksit gazı yanan maddenin üzerini kaplayan karbondioksit gazı yanıcı maddeyi oksijensiz bırakarak yangının söndürülmesini sağlıyor. Kuru kimyevi tozlar, kimyasal tozların cinslerine göre A, B, C sınıfı yangınlar etkin bir şekilde söndürülebilmektedir. Köpük ise köpük yanan yüzeyi tamamen kaplar. Bunun sonucu olarak da hava ile teması keser ve ayrıca soğutma özelliğinin bulunması nedeniyle de yangın söndürücü olarak kullanılır. Çok çok önemlidir. Arkadaşlar bakın söndürücü maddelerle ilgili de
mutlaka size soru gelecek. Dikkat edelim. Hemen çıkan sorulardan bakalım. İki tane örnek soru aldım. Katı madde yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir? Su, kuru kimyevi toz, karbondioksit, köpük ve toprak. Evet, az önce de açıklamada da bahsettim. Katı maddelerinin en etkili, mükemmel söndürücüsü nedir arkadaşlar? Sudur, değil mi? Evet, Adana seçeneği doğru cevabımız. Diğer sorumuz, aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir? Köpük, kum, asetilen, kuru kimyevi toz, karbondioksit. Evet. Arkadaşlar bakın burada köpük var, kum, kuru kimyevi toz, karbondioksit, asetilen nedir? Yoktur. Evet. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Evet, hemen 7. sorumuza geçelim. Önce özelliklerimizden bahsediyoruz. Sonra sorularımızı okuyoruz arkadaşlar. Burada biyolojik delil, fiziksel delil, iz delilleri, parmak izi, kimyasal deliller nedir? Onlardan bahsedelim. Burada da mutlaka %100 sınav sorularınızda çıkacak. Kimyasal deliller nedir? Olay yerinde mağdur, maktul, fail üzerinde veya çevresinde bulunan, kimyasal özellik taşıyan ve üzerinde kimyasal inceleme gerektiren tüm deliller kimyasal delillerdir. Patlayıcı maddeler, boyalar, yanıcı ve yakıcı maddeler, barut artıkları, narkotik maddeler, ilaçlar ve diğer kimyevi maddeler kimyasal deliller arasındadır. Fiziksel deliller olay yerinde mağdur, maktul veya şüpheli üzerinde veya çevresinde bulunan suçta kullanılan fiziksel özellik taşıyan ve üzerinde inceleme gerektiren tüm bulgular fiziksel delillerdir. İz delilleri ise kendi arasında parmak izleri, ayak izleri, ayakkabı izleri ve avuç izleridir. Parmak izi parmakların ilk boğumundan itibaren tırnak dibine kadar olan bölgedeki hatların vücutça salgılanan ter maddesini cisimler üzerine bulaştırmasıyla kalan izlere parmak izi denir. Biyolojik delillerde canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile biyolojik delil denir. Evet, burada çıkan soru şu. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delil çeşitlerindendir? A. Kıl, B. ilaç, C. lif, D. kartuş, E. kova. Evet, kimyasal deliller çeşitlerindendir. Arkadaşlar burada kimyasal delillerden bahsetmiştik. Patlayıcı maddeler, boyalar, yanıcı ve yakıcı maddeler, barut artıkları, narkotik maddeler, ilaçlar ve diğer kimyevi ürünler nedir? Kimyasal deliller arasındadır. Burada bakın ilaçlar, değil mi? İlaçlar kimyasal delil çeşitlerindendir. Bursa seçeneği doğru cevabımız. Hemen 8. sorumuza bakalım. Özel güvenlik görevlileri Emir ve Fatih devriye görevi esnasında hangi durumda iş yerine girebilirler? A. Hırsız girdiğinde, B. gürültü olduğunda, C. silahlı yaralama olayı olduğunda, D. sel olduğunda, E. kavga olduğunda. Evet. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, sel olduğunda, bir afet olduğunda özel güvenlik görevlilerinin girme yetkisi var. Deniz seçeneği doğru cevabımız. Hemen 9. sorumuza geçebiliriz. 9. sorumuz devriye yöntemlerinden çıkmış ve size de mutlaka çıkacak arkadaşlar. Burası da çok çok önemli. Devriye yöntemleri 1. olağan devriye, rutin devriye, 2. dairesel devriye, 3. geri dönüşlü devriye, 4. planlı devriye, belirli program dahilinde olan devriye planlı devriyedir. Hemen açıklamalarını yapalım. Planlı devriye nedir? Planlı devriye yetkili amirler tarafından önceden belirlenip
devriye personelinin uyması istenen belirli güzergahlara bağlı kalmak üzere çıkarılan devriye planlı devriyedir. Olağan yani rutin devriye, devriyenin görevinin bir plan ve programa bağlı kalmadan rastgele gezilmesi de nedir? Rutin, olağan devriyedir. Dairesel devriye, devriye alanının tahmini merkezden içeriden dışarı ya da dışarıdan içeri dairesel halinde yapılmasıdır. Geri dönüşlü devriye, devriyenin kritik bölgelerde veya kontrol ettiği bölgenin tekrar kontrol edilmesi de geri dönüşlü devriyedir. Hemen sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinde biri değildir? Evet, dairesel, doğrusal, olağan, planlı, geri dönüşlü devriye. Evet, az önce de devriye yöntemlerinde bahsettik. Bakın, dairesel devriye, doğrusal devriye, olağan devriye, planlı devriye ve geri dönüşlü devriyeden bahsetmiş. Tabii bakın arkadaşlar, burada doğrusal devriye, devriye yöntemler arasında nedir? Yoktur. Bursa seçeneği cevabımız. 10. soru, aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz? A. Çevre engelleri, B. İkaz levhaları, C. Gözetleme kuleleri, D. Bariyerler ve kilit sistemleri, E. Aydınlatma sistemleri. Evet arkadaşlar, burada da ikaz levhaları çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz. Diğerleri sayılır. Bursa seçeneği doğru cevabımız. 11. sorumuza bakalım. Sitede görevli özel güvenlik görevlisi Rıza aşağıdaki hangi acil halde ve imdat istenmesi durumunda görev alanındaki bir konuta girme yetkisi bulunmamaktadır? A. Yangın, B. Deprem, C. Gürültü yapılması, D. Toprak kayması, E. Sel felaketiyle karşılaşma. Evet arkadaşlar, bir afet söz konusu olduğu zaman özel güvenlik görevlileri girebiliyor. Bakın, yangın, deprem, toprak kayması, sel felaketi de girebilir ama gürültü yapılmasında girme yetkisi bulunmamaktadır. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 12. sorumuz kanama çeşitleriyle ilgili gelen bir soru. Sınavlarda sık sık geliyor arkadaşlar. Size de mutlaka çıkacaktır. Damar tipine göre kanama arter, atar damar, ven, toplar damar ya da kılcal damar kanaması şeklinde olabiliyor. Atar damar kanamaları kalp atımıyla birlikte uyumlu olarak kesik kesik ve açık renkli akar. Kesik kesik değil mi? Ve fışkırır şeklindedir atar damar kanamaları. En tehlikeli kan çeşidi atar damar kanamasıdır. Toplar damar kanamaları koyu renkli sızıntı şeklindedir. Kılcal damar kanaması ise küçük kabarcıklar şeklindedir. Sorumuza bakalım. Kanama kalp atımlarıyla uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır? A. Toplar damar, B. Dış kanama, C. Atar damar, D. Doğal deliklerden olan kanama, E. Kılcal damar kanaması. Evet, kesik kesik fışkırır şeklinde akıyorsa atar damar kanamasıdır. En tehlikeli kan çeşidi atar damar kanamasıdır arkadaşlar. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Hemen 13. sorumuza geçelim. Temel eğitimini başarıyla tamamlayan özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir? A. Emniyet Genel Müdürlüğü, B. Genelkurmay Başkanlığı, C. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, D. Jandarma, E. Valilik. Evet arkadaşlar, özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları valilik tarafından verilir. Edirne seçeneği doğru cevap. 14. sorumuz yangın nedenleriyle ilgili çıkan bir soru, size de mutlaka gelecektir. Öncelikle yangının nedenlerinden bahsedelim. Yangının nedenleri bir, korunma önlemlerinin alınmaması. Nedenlerin başında yangına karşı önlemlerin alınmaması gelmektedir. 2. Bilgisizlik. Yangına karşı hangi önlemlerin nasıl alınacağını bilmemek.
Üçüncü ihmal, dördüncü tedbirsizlik, kazalar, beşinci sabotaj, altıncı sıçrama, yedinci doğa olayları nedir? Yangının nedenleri arasındadır. Sorumuz aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerinden değildir? Evet. A. Tatbikat, B. Sabotaj, C. Tedbirsizlik, D. Bilgisizlik, E. İhmal. Evet, burada yangın nedenlerinden olmayan tabi nedir? Tatbikat yangının nedenlerinden birisi değildir. Adana seçeneği doğru cevabımız. 15. sorumuza geçelim. 15. sorumuzda yine yangın sınıflarıyla ilgili çıkan, burada iki tane önemli soru aldım. Öncelikle yangın sınıflarına bakalım. A sınıfı yangınlar, yanmanın normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü, genellikle organik esaslı katı madde yangınlarıdır. B sınıfı yangınlar sıvılar veya sıvılaşabilir katılar ile ilgili yangınlardır. C sınıfı yangınlar gaz yangınlarıdır. D sınıfı yangınlar metal yangınları, yanabilen hafif metallerdir. F sınıfı yangınlar ise pişirme gerekçelerindeki pişirme ortamı, bitkisel veya hayvansal sıvı ve katı yağlar yangınlardır. Burada hemen sorularımıza bakalım. LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıflaması içerisinde bulunurlar? B sınıfı, A sınıfı, C sınıfı, D sınıfı, F sınıfı. Evet, LPG doğalgaz yangınları. Arkadaşlar burada hangi seçeneklidir? Tabii ki gaz yangınlarına giriyor değil mi arkadaşlar? Ceyhan seçeneğidir. Gaz yangınları, LPG doğalgaz, Ceyhan sınıf, C sınıfıdır. Doğru cevabımız. Diğer sorumuza bakalım. Yanabilen sıvıların oluşturduğu yangın sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı, F sınıfı. Evet, yanabilen hangisidir arkadaşlar? Sıvılar veya sıvılaşabilir katılar ile ilgili yangınlardır değil mi? Yani B sınıfı yangınlar yanabilen sıvıların oluşturduğu yangın sınıfına girmektedir. Bursa seçeneği doğru cevabımız. 16. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır? A. Devam eden olaya müdahale etmek. B. Sanık ve tanıkları belirlemek. C. Olay yerini şeritte çevirmek. D. Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek. E. Tanık ve sanıkları bir arada tutmak. Evet, olay yerinde yapılmaması gereken olayların başında tanık ve sanıkları aynı yerde tutmamak gerekir. Evet, Edirne seçeneği doğru cevabımız. 17. sorumuza bakalım. 17. sorumuz da çok çok önemli. Sınav sorularından mutlaka sizlere de çıkacak arkadaşlar. Yara çeşitleri ve özellikleri. Yara çeşitleri kesik yaralar, bıçak, çakı, cam, kesici aletlerle oluşur. Basit yaralardır. Genelde dış kanama gözlenir. Ezikli yaralar şiddetli çarpma ile oluşur. Yara kenarları eziktir. Doku zedelenmesi, hassasiyet vardır. Fazla kanama olmaz. Parçalı yaralar çekme etkisiyle oluşuyor. Dokular üzerinde bir çekme etkisi meydana geliyor. Delici yaralar ise uzun ve sivri aletlerle oluşan yaralardır. Derinlik yönünden aldatıcı olabiliyor. İçerideki doku ve organlar zarar görebilir. Tetanos tehlikesi delici yaralarda mevcuttur. Delici bir maddeye vücuda saplandığı zaman kesinlikle maddeyi çıkarmıyoruz. Olduğu şekilde hastaneye sevk ediyoruz. Kirli enfekte yaralarda mikrop kapma ihtimali olan yaralardır. Bunlar gecikmiş yaralar, dikişleri ayrılmış yaralar, kenarları muntazam olmayan yaralar, çok kirli ve derin yaralar, ateşli silah yaraları, evet, ısırma ile oluşan yaralarda nedir? Kirli enfekte yaralar arasındadır. Sorularımıza geçelim.
bıçak çakı, cam gibi kesici aletlerle oluşmuş genellikle düzgün yaralar ne çeşit yaralardır? A. Parçalı, B. Delici, C. Kirli, D. Ezikli, E. Kesik yaralar. Evet arkadaşlar, burada da dikkat edersek bakın, bıçak çakı cam gibi yaralar nedir? Kesik yaralara giriyor değil mi? Evet, kesik yaralara giriyor. Edirne seçeneği doğru cevabımız. Diğer bir sorumuz, hangi yaranın mikrop kapma ihtimali düşüktür? Delici, parçalı, insan ısırığıyla oluşan yaralar, dikilmiş yaralar, düşme sonucu oluşan yaralar. Tabii ki arkadaşlar, dikilmiş yaraların mikrop kapma ihtimali daha nedir? Düşüktür. Denizli seçeneği doğru cevabımız. 18. sorumuz, Karayolları Genel Müdürlüğü kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi, burada Hasan diyelim arkadaşlar. Burada iki tane isim var. Hasan. Evet. Hasan. Aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmektedir. Bu görevlerden hangileri özel güvenlik görevlisi Hasan tarafından yapılması uygun değildir? Bir, suç teşkil eden maddelerin girişini engellemek. İki, şüpheli suçlu ve yetkisiz kişilerin girişlerine mani olmak. Üç, yetkisiz ve şüpheli araçların girişlerini engellemek. Dört, gelen ziyaretçilerin kayıtlarını tutmak. Beş, gelen ziyaretçilere ziyaret noktalarına kadar kılavuzluk yapmak. Evet, burada dikkat edersek arkadaşlar, uygun olmayanı soruyor. Bir kere gelen ziyaretçilere ziyaret noktalarına kadar kılavuzluk yapmak özel güvenlik görevlisi Hasan'ın görevi değildir. Evet. Gelen ziyaretçilerin kayıtlarını tutmak da yine özel güvenlik görevlisinin görevler arasında yoktur. Burada Edirne seçeneğimiz uygun değildir. Evet, yani cevabımız Edirne seçeneği. 19. sorumuza geçebiliriz. 19. sorumuz, X-ray cihazıyla ilgili X-ray cihazının görevi nedir? X-ray cihazı kullanımı genel olarak kapalı kutu, valiz, çanta, bavul, koli, paket, zarf gibi eşyaların içeriğinin analiz edilmesinde kullanılan cihazlardır. Çok önemlidir. X-ray cihazıyla ilgili de mutlaka sizlere soru gelecek arkadaşlar. Sorumuz, aşağıdakilerden hangisinin kullanım amacı bir yerleşkeye izinsiz girişleri engellemeye yönelik değildir? A. Kartlı geçiş sistemi, B. Biyometrik giriş sistemi, C. Bariyer, D. X-ray cihazı, E. Tel örgü. Evet, burada bakın X-ray cihazından bahsetmiş. Denizli seçeneği doğru cevabımız. Diğer sorumuz, X-ray cihazından geçen kişinin üzerinde bulunan metal sigara tabakası hangi renkte ekrana yansır? A. Mavi ve tonları, B. Kahverengi turuncu tonları, C. Siyah beyaz, D. Mix, E. Hiçbiri. Evet. Tabii ki hiçbiri değil mi arkadaşlar? Evet, Edirne seçeneği doğru cevabımız. 20. soru, yangında itfaiye olay yerine gelene kadar yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir? A. Kurtarma, B. İlk yardım, C. Koruma, D. Söndürme, E. Teknik bakım. Evet arkadaşlar, burada da bakın söndürme ekibinden bahsediyoruz değil mi? Denizli seçeneği doğru cevabımız. 21. sorumuza geçelim. Boğuma noktasından sormuşlar bakın. Boğum noktası. Boğuma noktası nedir? Öncelikle ondan bahsedelim. Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken geçmek zorunda olduğu alternatifi olmayan noktadır. Arkadaşlar boğum noktası, boğuma noktası. Boğma noktaları hız yapmaya müsait olmamaları nedeniyle saldırıların gerçekleşmesi için en uygun noktalardır.
Yani bunlar nerelerdir arkadaşlar? Mesela bina girişleri değil mi? İnip bindikleri yerler. Hedef noktalar yani. Bunlar korunan kişilere saldırılar en çok buralarda gerçekleşir. Bina girişleri, hemzemin geçitler, köprüler boğulma noktalarıdır. Yani kişilere daha çok saldırılar bu noktalarda olabilmektedir. Sorulara bakalım. Aşağıdakilerden hangisi boğulma noktalarından biri olarak sayılamaz? A. Hemzemin geçitler. B. Bina giriş ve çıkışları. C. Köprüler. D. İniş ve biniş noktaları. E. Otoyollar. Evet arkadaşlar, otoyollar boğulma noktaları değildir. Bakın. Evet, burada Edirne seçeneği doğru cevabımız. Diğer bir sorumuz boğulma noktasıyla ilgili. Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı, alternatifi olmayan saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne ad verilir? Bakın burada yine tehlike, hedef, boğma, koruma, saldırı noktası yine boğma noktasından bahsetmiş. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 22. sorumuza bakalım. Özel güvenlik görevlisi Ali yağma suçunun failini suçüstü yakaladığında tutması gereken tutanak ve şüphelinin bunu imzalamaması halinde yapması gereken işlem nedir? A. Olay tespit tutanağı imzalaması şart değildir. B. Arama tutanağı imzadan imtina edildiği belirtilir. C. Suçüstü tutanağı imzadan imtina edildiği belirtilir. D. Yakalama tutanağı zorla imzalattırılır. E. Suçüstü tutanağı yeniden tutanak düzenlenir. Burada da dikkat edersek arkadaşlar suçüstü tutanağı imzadan imtina edildiğini belirtmesi gerekir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 23. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisinde rentek manevrası uygulanır? Rentek manevrası nedir? Arkadaşlar rentek manevrası deyince hasta yaralıyı omuriline zarar vermeden bir tehlike söz konusu ise araçtan çıkarma nedir? Olayı rentek manevrasıdır. A. Yaralıyı araçtan çıkarmada. B. Kucakta taşımada. C. Battaniye ile taşımada. D. Sandalye ile taşımada. E. Sandalye sedye ile taşımada. Evet. Rentek manevrası. Arkadaşlar bakın. Yaralıyı araçtan çıkarmadır değil mi? Adana seçeneği doğru cevabımız. Rentek manevrası ile ilgili de mutlaka sınavda soru geliyor arkadaşlar. Sizlere de gelecek. Bakın farklı iki dönemin sorularını aldım. Hemen hemen aynı sorular arkadaşlar. Aldığım sorulara dikkat ederseniz hepsi farklı farklı dönemlerde çıkan ama aynı sorular. Yine 23'ün B'si kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem hangisidir? İtfaiyeci, altın beşik, rentek manevrası, kaşık tekniği, köprü tekniği. Bakın yine omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan nedir? Rentek manevrasıdır. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 24. sorumuza geçmeden önce tam tıkanma ve kısmi tıkanma belirtilerinden bahsedeyim. Tam tıkanma nefes alamaz, acı çeker, ellerini boynuna götürür, şekilde olduğu gibi konuşamaz. Rengi morarmıştır ve hemlik manevrası uygulanır. Diğer adıyla karına bas uygulamadır. Kısmi tıkanmada ise kişi öksürebilir, nefes alabilir, konuşabilir, yardım isteyebilir. Kısmi tıkanmada kişinin öksürmesine ne yapacağız? Teşvik edeceğiz. Evet arkadaşlar, buradan da mutlaka sınavda soru gelir. Yine iki benzer soru aldım. 24'ün A'sı nefes alamayan, elleriyle boğazını tutan, acı çeken ve rengi moraran hastanın solunum yolunda tam tıkanma var demektir. Özel güvenlik görevlisi Melisa böyle biriyle karşılaşında ne yapmalıdır? A. Hemlik manevrası yapmalıdır. B. Su içirmelidir. C. Sırt üstü yatırmalıdır. D. Baş aşağı çevirmelidir. E. Yüzü koyun yatırmalıdır. Bakın burada
hemlik manevrasından bahsetmiş, Adana seçeneğini uygulaması gerekiyor. 24'ün B'sinde ise şunu sormuşlar, bakın aşağıdakilerden hangisi? Hava yolu tam tıkandığında ortaya çıkan belirtiler arasında yer almaz, ellerini boynuna götürür, rengi morarır, nefes alamaz, konuşamaz ve öksürme yapar diyor. Hangisini yapamaz diyor. Hangisi yer almaz? Tabii ki arkadaşlar bakın öksürme nedir? Yok. Öksüremez. Burada Edirne seçeneği kısmi tıkanmadan bahsetmiş. Bakın. Diğerleri tam tıkanma belirtileri arasındadır. 25. sorumuza bakalım. 25. sorumuzda yine açıklamalı bir soru. Yanma çeşitlerini sormuşlar. Yanma çeşitleri yavaş yanma, hızlı yanma, kendi kendine yanma, parlama ve patlama yanma çeşitleri arasındadır. Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir? A. Yavaş yanma. B. Kendi kendine yanma. C. Hızlı yanma. D. Parlama ve patlama şeklinde yanma. E. Oksijensiz yanma. Yanma çeşitlerinden birisi değildir diyor arkadaşlar bakın. Evet. Yavaş yanma, kendi kendine yanma, hızlı yanma ve parlama ve patlama şeklinde yanma nedir? Yanma çeşitleridir. Ama oksijensiz yanma, yanma çeşidi nedir? Değildir. Yani Edirne seçeneği doğru cevabımız. Hemen 26. sorumuzun iki farklı soru var. Bakın arkadaşlar aynı sorular. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü olarak kullanılamaz? A. Su. B. Oksijen. C. Kuru kimyevi toz. D. Kum toprak. E. Karbondioksit. Evet arkadaşlar burada da bakın oksijen yangın söndürücü olarak kullanılmaz. Bursa seçeneği doğru cevabımız. 26. soru aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerinden biri değildir? Hidrojenli hidrokarbonlar, kum, toprak, oksijen ve karbondioksit. Evet arkadaşlar yine oksijen de yangın söndürücü maddeler arasında yoktur. Bakın iki farklı dönemde çıkan aynı sınav soruları arkadaşlar. Evet birisi bakın 91. dönemde çıkmış, birisi 87. dönemde çıkan sorular. Ve aynı sorular arkadaşlar. Soruları dikkatli okuyalım ve anlayarak gidelim arkadaşlar. Evet. Size de mutlaka aynıları gelecek. Hemen 27. sorumuza bakalım. Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir? A. Mahalle. B. Polis bölgesi. C. Devriye güzergahı. D. Belediye sınırları. E. Kontrollü bölge. Evet, devriye hizmeti sırasında dolaşılması, ziyaret edilmesi zorunlu olan yerler nedir? Devriye güzergahıdır değil mi arkadaşlar? Evet, cevap. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 28. sorumuz devriye çeşitlerinden gelmiş. Devriye çeşitleri nedir? Otomobil devriyesi, yaya devriyesi, kombine devriye, motosikletli devriye, atlı devriye ve bisikletli devriye. Evet. Burada bakın devriye çeşitlerinden biri değildir. Yaya devriye, bisikletli devriye, motosikletli devriye, olağan devriye, atlı devriye. Evet arkadaşlar burada dikkat edersek olağan devriye, devriye çeşitleri arasında bulunmamaktadır. Denizli seçeneği doğru cevabımız. Evet son iki sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlalinden sayılmaktadır? 1. Haksız üst arama. 2. Konut dokunulmazlığı ihlali. 3. Zor kullanma sınırının aşılması. 4. Görevi ihmal. Evet burada da dikkat edersek arkadaşlar haksız üst arama insan hakları ihlalinde sayılır. Konut dokunulmazlığı, zor kullanma sınırının aşılması nedir? Sayılır. Evet. Diğer seçeneklerimize bakmaya gerek yok. Adana seçeneği burada doğru cevabımız.
Evet, 30. sorumuz yine iki soru aynı sorular arkadaşlar, bakın. Noktası virgül aynı arkadaşlar, bakın, evet. Birebir aynı. Patlayıcı maddelerden C3 ve C4 adı verilen plastik patlayıcılar X-ray cihazında hangi renk ile tespit edilebilir? A turuncu ve tonları, B mavi, C mor, D fosforik yeşil, E gri. Evet. Arkadaşlar burada da sadece cevapların yerleri değişmiş. Soru aynı soru. Evet. Evet, cevabımız tabii ki turuncu ve tonlarıdır, değil mi? Birinci soru 30A'da A seçeneğine konmuş. Diğer sorumuz, bakın, patlayıcı maddelerden X3 yani C3 ve C4 adı verilen plastik patlayıcılar X-ray cihazında hangi renkle tespit edilir? Yine aynı şekilde, bakın, burada da Edirne seçeneğine konmuş cevap arkadaşlar. Turuncu ve tonları şeklinde tespit edilir. Evet, turuncu ve tonları rengi olarak tespit edilir. Evet arkadaşlar, bir sonraki 92. özel güvenlik örnek sınav sorularında buluşmak üzere. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok çok önemli arkadaşlar. Bakın, 92. dönem bu çektiğimiz video özellikle soruları, detaylı konuları da anlatarak anlattık. Bir sonraki videomuzda yine bu şekilde olacak. Arkadaşlardan gelen rica üzerine bu şekilde çektik. Hepinize sağlıklı, kazasız günler, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.